Geçen cuma günü suç duyurusunda bulunduk. Şimdi aylardır bunu medyadan takip ediyoruz. Orada tonlarca balık, tır dolusu balık öldü. Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nurhan Kalender, Sinit göletindeki balık ölümleriyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Kalender, göletteki suyun çekilmesiyle tonlarca ölü balığın kıyıya vurduğu Sinit göleti için sorumluların cezalandırılmasını istedi. Bu 500 bin lira için bu katliam olmuş. İşte her şey paraya dayanıyor. Buradaki çözüm önerisi, tabii bunun işletmesi de orada tarım sulama kooperatifi var. Buna devredilmiş. Fakat köylüde de para yok. Yani sonuçta bunlar da gerekli tadilatı yapamamış. Seddeler kırık, eski bir göl. Bayağı bir sıkıntı var. Bu katliamın sorumlularının bulunup cezalandırılması gerekir diyen Kalender, suya endeksli canlıların yaşam hakkını alan, balıkların bataklıkta ölmesine neden olan kişi veya kurumların bulunup cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Bir şirket, vatandaşa burası proje üretmiş ve burada gölet, bu balıkların üretilip satılması için bu gölet buna verilmiş. Yani asıl sorumlu bu. Biz aslında bu kadar geç kalmamızın sebebi de bu. Yani orası sonuçta bir şahsa ait. O balıkların ölmemesi için gerekli tedbirleri bu şahsın alması gerekiyordu. Fakat o da bir şey yapamamış. Yani özel idareyle tartışıp durmuş. Yani ciddi bir sıkıntı var. Bu valimiz çok duyarlı bir vali. Köylü toplanıp gelip sorununu aktarabilirdi. Yani daha tedbir alınabilirdi. Bu balıklar ölmeden bu vatandaşa bildirilebilirdi. Yani vatandaş balıkları nakledebilirdi. Gerekli tedbirler alınıp burası tadilat edilebilirdi. Yani hepsini yapacağız diyor ama işte bu yıl gölü boşaltacağız, ondan sonra yapacağız diyor özel idare. Yani biz de maalesef bir şey yapamamanın çaresizliğini yaşıyoruz. İnsan olarak çok etkileniyorsun. Yani oradaki o balık ölümleri, katliamı görünce. Yani yapabileceğimiz sadece araştırılmasını talep etmek, suç duyurusunda bulunmak ve Gıda İl Tarım Müdürlüğü de bunda büyük hatası var. Oraya balıkları büyümesi için bırakan Gıda Tarım İl Müdürlüğü, niye gidip gerekli tedbiri almıyorsun, niye uyarıda bulunmuyorsun? Özel idare, bu gölün zaten sıkıntılı bir göl, neden projeye izin veriliyor? Özel idare izin vermemiş, gölete uygun değil demiş, fakat Gıda Tarım onaylamış. Yani kurumlar hep birbirine atıyor. Gerçekten çok ciddi bir sıkıntı. Zaten balıkların çoğu öldü. Hala özel idare durdurmuyor da. Yani vanayı kapatmıyor. Suyu boşaltmaya devam ediyor. Yani ben özellikle valimizden, başsavcıdan lütfen olaya müdahale istiyoruz. Yani vicdani olarak çok rahatsızız. Herkesin de bu konuda duyarlı olmasını talep ediyoruz.